Gümüşcüm, bence sen de üsteleme. Belki bir gün yeri geldiğinde anlatır Mehmet. Yok canım, niye üsteleyeyim? Ya sadece merak ettim. Yeri geldiğinde soracağım ama. Siz ne yaptınız? Nasıl geçti yemek? Sorma kader. Engin öyle bir pot kırdı ki bütün aile biliyor dolandırıldığımı. İnanmıyorum. Vallahi. Mehmet ne dedi peki? Bir şey demedi aslında. Anlayışlı davrandı yani. Sen yine de ona ne de... Pardon, özel bir şey konuşuyordunuz galiba. Yok canım. Yok, konuşacaklarımız bitti. Ben de tam gidiyordum. İyi geceler size. İyi geceler kader. Gümüş. Hı. Konuşmamız gerek. Çocuğumuza ne yaptığımızın farkında mısın sen? Ona bunu yaşatmaya ne hakkımız var ha? Onu sana diyorum, ne yaptığını sanıyorsun? Ya Pınar, çok yorgunum Allah aşkına. Zaten konuşarak bir yere varamıyoruz. Sadece birbirimizi kırıyoruz. Tamam, tamam, tamam. Konuşmayalım o zaman. İstersen hiç konuşmayalım. Hatta mahkemede konuşalım, ha? Ne dersin? Mahkeme mi? Evet, mahkeme. Bu şekilde öğrenmem hoş mu oldu sence Gümüş? Mehmet, ben gerçekten... Ya neye ihtiyacın varsa ben karşılardım. Böylece elin adamını da hayatımıza sokmamış olurdun Gümüş. O adamın karşısında bu duruma düşmezdim. Bir dakika ya. Önemli olan senin düştüğün durum mu, benim zor duruma düşmüş olmam mı? Kendini zor duruma düşünen sensin Gümüş. Şu halimize bakar mısın ya? Bir atölye için birbirimize giriyoruz, inanamıyorum. Atölye olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben ödeseydim senin borçlarını ya. Başkasına gitmeseydin. Mehmet, ben borçlarım yüzünden ortak olmadım ki Engin'le. Hala anlayamıyorum. Bu inadının sebebi ne? Ne gerek var bunlara? Ya sanki orası batsa, gelip bizim şirkette çalışsan ne kaybedeceksin? Onurumu kaybedecektim Mehmet. Gümüş, bak. Bak, öyle demek istemedim. Bir konuşalım mı? Tamam. Önemli değil. Yok. Önemli. Önemli. Resmen eşeklik ettim. Ama beni de anla lütfen. Yardıma ihtiyacın oluyor ve bana gelmiyorsun. Gümüş, ben senin kocanım. Mehmet, tamam, haklısın. Ben de bir söz söyledim. Dönemedim işte. Sen gel bakayım buraya. Ya Mehmet, Allah aşkına bırak ya, tamam. Ben senin dersini vermesini bak bilirim. Ya. Bak Mehmet. Bak, bundan sonra bak başkasına gidip yardım istersen... İstemeyeceğim, yemin istersen, ederim. İstemeyeceğim. Ne olacak biliyorsun değil mi? Ha? Ya! Seni var ya, çok önceden dövmem gerekiyordu bak. Ama... Neyin var kızım? Yok bir şeyim anne ya. İkide bir sorup durma. Onur nerede peki? Bilmiyorum. Çıkmıştır herhalde. Herkese günaydın. 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 Bak. Bitti. Aa, çok güzel olmuş. Bu mu? Hı. Çok güzel. Ah, bir tane. Nereye kızım? Ne güzel. Ben bir defneye bakayım. Bu yanlış mı?
Şeref anne, siz daha görmemiştiniz değil mi? Bunlar işte yaptığım tişörtler. Çok güzelmiş kızım. Afiyet olsun. Size de. Size de afiyet olsun. Ah güzel gözlüm benim. Keşke öyle demeseydin. Ay anneanne, hata mı ettim? Sövse de dövse de o senin kayınvaliden. Sen saygıda kusur etme. Rahmetli anacığım derdi. Kaynana gelini sevmez. Gelin kendini sevdirir diye. Haklısın anneanne. Dün gece Fikri Bey de darıldı azıcık. Çek meselesini değil mi? Senin ne zaman başın sıkışsa yardımına koşar. Dün gece Mehmet var diye bir şey demedi. Ama anladım ben. Çok üzüldü. Ama sen de hatalısın biraz. Gidip elin değneğinden yardım istemişsin. Önce kocana gelseydin ya. Biliyorum eskisi gibi ezilmek istemiyorsun. Ama sen de dikkatli ol bir tanem. Mehmet'in bir şey dedi mi? Önce biraz kırıldı ama sonra konuşunca hallettik işte. Asma yüzünü güzel gözüm. Herkes hata yapar. Kimse kusursuz değil ki. Günaydın. Günaydın Mehmet'im. Hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bu kadar güzel bir hediyeden sonra ben de karımı kahvaltıya götürmek istiyorum. Bak. Başka çeşitler yapmam lazım. Gelemem ben Mehmet. Hmm. Al bakalım. Bunlar çeşit değil mi? Sence birbirlerini tamamlamıyorlar mı? Güzel fikir valla. E hadi bakalım. Bu kadar fazla çalışmak yeter. Şimdi sabah kahvaltısına gidiyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz Mehmet'im. Anneanne, akşama canım. Görüşürüz tamam mı? Tamam. Dediklerin de aklımda. Ah güzel gözlüm. Canım. Canım. Ah. Onu ver dosyayı. Dosyayı. Tamam. Al. Dayı. Sen de dursun. Ay. Efendim dayısı. Gel. Beni öpmeden mi gideceksin? Ne oldu? Hiç öpmeden Gümüş, gider miyim? Halam aradı. Hı-hı. Levent olayını anlattın mı sen? Hı-hı. Ama konuşacağım şimdi gidince. Tamam. Hadi bakalım. Unutma ha. Olur mu canım? Tamam unutmam. Hı-hı. Prenses, hı. Gidelim mi? Tamam canım. Sonra arışırız tamam mı canım? Pınar'cığım görüşürüz. Hadi kızım biz de sıkıcı hayatımıza geri dönelim ha? Benim hayatım çok eğlenceli bir kere. Birazdan Butunç gelecek, evcilik oynayacağız. Aman ne hoş. Aman ne hoş. Aman ne bileyim ben. Orhan? Hayırdır ne oldu, bir şey mi var? Bir şey yok abi be, ne olsun işte. Ne oldu kızım ya? Sorma abla. Şu dediğin doktorun kartını ver bana. Yoksa beni boşayıp başka kadınlara gidecek. Tamam hazırladım ben zaten. Doktordan sonra uğra bana tamam mı? Biz seninle biraz konuşalım tamam mı? Tamam abla sağ ol. Hadi canım. Hadi bekletme eniştemi. Oldu tamam. Geldim canım. Orhan ben yukarı çıkıyorum. Orhan'ın durumu hiç iyi değil. Sen de hiç söylenir ki. Biraz özel Mehmet. Hadi. Hala karı koca olamamışlar. Hala mı? Vallahi. Bu kadar zamandır mı? Ay Mehmet niye böyle gülüyorsun şimdi? Aşk olsun ya. Hayır enişte. Fiyatı yükseltmişler ama mermeri taşıma yani nakliye sözü de vermişler. Nasıl yani? Bayağı. Satın alınan tüm mermeri taşıma ücreti de fiyata dahil. Oo bravo. Mehmet'ten beklemezdim bunu. Ben de şaşırdım. Ne yapıp edip ihaleyi kazanacak. Herkesin gözünde de puan toplayacak tabii. Sabırlı ol güzelim. Mehmet'i kısa vadede değil, uzun vadede çökerteceğiz. Tamam canım ararım ben seni. Ne haber, nasılsınız? İyi. İyi. Hadi kaçtım ben. Huh.